Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Derneği Başkanı Ümran Öztürk, görme engellilerin ve engellilerin beklentileri ile ilgili tüm engellilerin sesi olan açıklama yaptı. Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Derneği Başkanı Ümran Öztürk, 2022 engelli aile maaşı ve engelli bakım maaşı ücretinin hayat pahalılığının enflasyonun yüksek olduğu ortamda kesinlikle en az %50 oranında arttırılması gerektiğini, devlet kurumlarına yapılan engelli memur ve engelli işçi atamalarının arttırılmasını talep ederken, seçimlerde aday olacak olan engelli adayların son sıralarda değil seçilebilecekleri sıralamalarda aday gösterilmesi çağrısında bulundu. Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Derneği Başkanı Ümran Öztürk, devlet gözle, kulakla, elle, ayakla yönetilmiyor. Devlet zihinle, yürekle, beyinle yönetilir dedi. Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Derneği Başkanı Ümran Öztürk ayrıca şunları söyledi. Engelli memurluk sınavlarında atamaların doğal olarak çoğaltılması arzusundayız. Çünkü aradaki farkı kapatmak için kurumlar ne kadar kadro açsalar da bu yetişemiyor maalesef. Kronik hastalıklar yani süreyen hastalık dediğimiz vatandaşlarımız da %40 engel durumuna sahip olması nedeniyle bizlerle birlikte sınavlara katılmaktadır. Bu sınavlara katılması nedeniyle bu arkadaşlarımızın bizim engellilik durumundan EKPS engelli memur sınavına girme sayımız çoğaldığı için devletin açmış olduğu kadroların sayısı bize yeterli gelmemektedir. Bu nedenle %3'lük dilimin %6'lara 7'lere dış ülkelerdeki gibi çıkartılması arzusundayız. Devletimiz ekonomik özgürlüğümüzü sağlamak için hepimiz şanslı ya da girişimci ya da medeni cesarete sahip olamadığımızdan çalışamamamız nedeniyle bize engelli maaşı ve bize bakan ailelerimiz için şartlar ve mevzuat uyduğu müddetçe bakım aile bağlamaktadırlar. Ama takdir ederseniz ki mevzuat herkese uygun olmaması nedeniyle herkesin yanında cebinde bir engelli maaşı, bir bakım aylığı ya da ikisini bir arada alan şahıslarımız çoğunlukta değildir. Bunlarla ilgili çalışmaların gerçekten hak edenlere verilmesi ve hak edenlere verildiği zaman bile engellinin ailevi olarak ekonomik özgürlükleri, ekonomik gelirleri baz alınmaması sadece engellinin kendisinin ekonomik özgürlüğü ve gelirlerinin gelir tespitinde baz alınmasını arz ediyoruz. Çünkü bir engelli ne kadar ailesine bağımlı olsa da, ailesinden para istese de belli bir yaştan sonra bu engellinin psikolojisini etkilemektedir. İkincisi, her aile engellisine harçlık ya da para vermek yolunda çaba sarf etmemektedir. İnsanın elinde bir harçlığı olması o insanın ekonomik özgürlüğü ve özgüvenine kavuşması demektir. Bu nedenle biz gelir tespitinin engellilerle ilgili kendisine ait yapılması taraftarıyız. Raporlarla ilgili de düzenlemeler arzusundayız. Ve sağlık raporlarımızda gerçekten %100 engeli olmasına rağmen sağlık kurumlarından aldığımız raporlar tam bağımlı ya da kısmi bağımlı gibi bazı süreçlerden geçmektedir. Gerçekten ihtiyacı %100 değerinde bir engeli bulunan insanda bu süreç istediğimiz sonucu vermemektedir. Bu konuda da doktorlarımızın veya heyetlerimizin, devletimizin bu raporları verirken itina göstermelerini rica ediyoruz. İtirazlarımızda da hakem hastanelerindeki tekrarki muayenelerde bizim gerçekten engelimize uygun olmayan raporlarımız bizim istediğimiz dereceye getiresin diye itiraz etmemize rağmen bu hastanelerden çıkan bütün raporların ortak kararı alındığı için ya aynı rapor gene elimize geçmektedir ya da hak ettiğimiz raporun altında bir rapor, yani rapor değeri kendi isteğimize göre uygun verilmesini istememize rağmen daha da düşürülmektedir. Bu nedenle biz itiraz yolundan kaçınmaktayız ve tekrar süremizi bekleyip
6 aylık bir süre sonra tekrar rapor yenileme cihetine gitmekteyiz. Bu da bizim için bazı zamanlarda gerçekten zaman ve vakit kaybına yol açmaktadır. Ayrıca engelli maaşlarının şu anda bakım aylıklarıyla birlikte, dediğim gibi ikisi de aynı anda insanın eline geçmediği gibi, sadece bir engelli maaşı 1500'ün üzerinde, işte 1800-1900 civarında olduğu halde bile iş bulamayan engellilerimiz için konuşuyorum. Memur olmayan engellilerimiz zaten bu maaşı alamıyorlar. İş bulamayan engellilerimize yetmemektedir. Bu nedenle engelli maaşlarının artındığı, asgari ücret artıldığı zamanlarda da gerçekten geçinebilme, yoksulluk derecesinin üstünde bir rakam düşünülmesi arzusunu taşıyoruz. Yaklaşık %50 gibi, 1500 lira bile alsalar %50 gibi bir rakam 2250'ye tekabül etmekte. Şu anki Türkiye şartlarına göre kirada oturan bir engelli kirasının yüksek olduğu düşünülürse, hem kira verip hem yakıtını verip hem elektrik suyunu ödeyip aynı zamanda da geçinme zorluğu çekmektedirler. Bir de bu engellilerimizin şu şartlarda çocuklarını okuttuklarını düşünün, gerçekten zorlanmaktadırlar. Özel sektörde de lütfen özel sektördeki iş insanlarına çağrımdır. Engel gruplarına göre iş verip sizler de kotanızı yükseltiniz. Yani pazardan sebze meyve alır gibi işçi seçiliyor özel sektörde. Biz bunu çok üzülerek izliyoruz ama elimizden maalesef çok fazla bir şey gelemiyor. Bu nedenle devletimizin özel sektörlere yaptırım gücünün daha kuvvetli olmasını istiyoruz. Takip konusunda daha yaptırım güçlerini, uygulamalarını istiyoruz. Mesela devlette olduğu gibi adama göre iş, işe göre adam değil de özel sektörde adama göre iş verilmesi taraftarıyız. Bir görme engelliği sen nerede çalışabilirsin demektense, gören bir insanın ya da bedensel engelli bir insanın santralde oturması yerine onları daha farklı yerlerde değerlendireceklerini düşünerek, santral memurluğunda ya da bilgisayar, biliriz biz, diksiyonumuz ya da hafızamız çok kuvvetlidir, kendi işlerine yarayacak ve engellinin de iş yapabilecek, kendi özgüvenini sağlayacak işlerde çalıştırılmasını rica ediyoruz sektörlerimizden ve iş insanlarından. Ayrıca önümüzde 2023 seçimlerimiz var. 2023 seçimleri diğer özel günlerimiz gibi, engelli günlerimiz gibi bizim sivil toplum kuruluşlarının, özellikle engelli toplumunun harman zamanıdır. Bu nedenle bütün siyasilerime buradan bir duyurum olacak. Lütfen siyasilerinizde, bizleri ziyarete geldiğinizde seçim nedeniyle ya da açıklamalar yaptığınızda ya da mecliste şu anda vekillik yapmanız dahilinde engellilerle ilgili projelerinizi ya da yapmanız gereken şeyleri, eksik olan düzeltilecek konuları bizleri bilgilendirmenizi istiyoruz. Ve %3'lük kapasitesi olan bir meclisimiz var engelli kotası olarak. Bu %3'lük kapasitesinin tamamının engellilerle ilgili doldurulması taraftarıyız. Siyasilerimizde de şöyle bir yöntem uygulanmakta. Biz bunu üzülerek seyrediyoruz. Biz her şeyin farkındayız ama sizler bizim farkında değilsiniz. Biz işin ehliyiz. Ve demin de söylediğim gibi sizin işlerinizin çabuklaşması için biz de devletimize ve engelli kardeşlerimize hizmet etme, devletimize olan vefa borcunu ödemek için bazı girişimlerde bulunuyoruz. Lütfen bizim çağrılarımıza kulak verin. Örnek verecek olursak, bir milletvekili aday adaylığında bulunduğu zaman bir engelli, 5 tane o ilin ya da o siyasetin 5 tane vekil aday adayı sayısı varsa, yani bizi 4. 5. sıraya koyup da bize ümit vermenizin anlamsız buluyoruz. Çünkü biz 4. 5. sırada olan bir yerde bulunmamızın kazanamayacağımız anlamına geldiğini biliyoruz. Bunu yapmayın.
olacak yerden ya koyun ya da boşa bizi kandırma ciheti gibi kullanarak bizle birlikte olmayacak yerlerden aday gösterip de bizi aday adayı gösterip de işte biz koyduk sizi bakın aday bile yaptık ama nasip değilmiş, Allah yazmamış, nasip olmamış diye bize telkinlerde bulunmanıza gerek yok. Çünkü biz neyin ne olduğunu biliyoruz, farkına varıyoruz. Bunlara hiç gerek yok. Onun için biz de hizmet etmek amacına gidiyoruz. Diğer engeli olmayanlar, engeli olmayan vekillerimiz gibi. Bizim sizden farkımız sadece sizin 60'lı yaşlardan sonra sahip olacağınız engel durumuna daha önceki yaşlardan sahip olmaya başlamamızdır. Gözümüz yoksa kulağımız ve dokunma duyularımız, hafızamızı kullanmayı biliriz. Kulağımız yoksa gözlerimiz çok keskindir. Ve iyi gördüğümüz için her şeyi görme açısından farkına varabiliriz. Elimiz ve ayaklarımızı kullanamıyorsak eğer, gözümüzle, kulağımızla bizler de siz gibi sizin yaptığınız işleri yapabiliriz. Sizlerden sadece istediğimiz, özellikle bu engelliler günlerinde de bizi farkına varmanızı sağlamaktır ve aynı zamanda da fırsat eşitliğini bize sunmanızdır. Bu fırsat eşitliği yaratıldıktan sonra olması gerekenlerdir zaten bizim istediğimiz. İnanın biz tüketici bir vatandaş olmak yerine devletimize, milletimize ve topluma üretici vatandaşlar olabiliriz. Bunun ispatı da bir sürü engelli kardeşimizin çok iyi yerlerde bulunmasıdır. Bunları hepimiz biliyoruz. Son olarak da şunu söylemek istiyoruz. Devlet gözle, kulakla, elle, ayakla yürütülmüyor. Devlet beyin gücü ve kafayla yürütüyor. Hepinize sevgi, saygı ve selamlarımı sunarken bu fırsatı verdiği için engelsiz medya dostumuz Sayın Hüseyin Gezgin'e teşekkür ediyoruz. Herkese kalıcı farkındalıklar yaratan ve engelsiz bir hayat yaşatan bireyler olmayı temenni ederken sağlıklı ve engelsiz